Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü bölümümüz Mekke'de Kabe'nin önünde yaşanan ve kameralarla çekilen olayları konu alıyor. İlk önce videolarımızı takip etmek için kanala abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. Kabe'yi ilk kez gören yaşlı bir adam hızla geldi. Hayatında ilk kez umre yapıyordu. Kabe'yi görünce vücudu kontrolsüz bir şekilde titremeye başladı. Adam yere düşerek bayıldı ve şu ana kadar kimse bu garip duruma bir açıklama bulamadı. Kabe'nin etrafında bir daha tekrarlanmayacak bir sahnede hacıların başının üzerinde bir kuş duruyor ve onlardan biriyle tavaf ediyor. Bu küçük kuş tavaf sırasında hacıların birinin üzerine kondu ve adamın başının üzerinde tavaf bitene kadar kaldı. Hacılar arasında kargaşaya neden olan bir şahıs, Kabe'nin perdesine benzin dökmeye başladı. Ancak insanlar hemen onu yakalamak için koştular. Bu adam, Müslümanların arasına nifak sokmak için gelmişti. Mescid-i Haram'da Cuma namazı sırasında hacılardan biri, Mescid-i Haram'ın imamına saldırmaya kalkışması üzerine, hacılar ayağa kalkıp imama saldıran kişiyi engellemeye çalıştı. Aniden cemaatin arasına girerek öne doğru ilerledi ve elinde tuttuğu demir parçasıyla ona vurmaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlileri onu yakalayıp tutukladı. Yüce Allah'tan hepimize hidayet etmesini, kalplerimizi birleştirmesini ve bizi hayırda birleştirmesini diliyoruz. Bu adam Kabe'nin kapısına doğru yükseldi ve niyetinin iyi mi kötü mü olduğu bilinmiyordu. Ama Kabe'nin kutsallığı ve hürmeti olduğu için bu hareket kabul edilemezdi. Güvenlik görevlisi onu yakaladı ve aşağı indirdi. Burada da Mescid-i Haram imamına doğru yönelen ve ona suikast düzenlemeye çalışan birinin videosunu gösteriyoruz. Ancak görevliler daha hızlıydı ve onu durdurup tutukladılar. Yine biri Mescid-i Haram'ın mikrofonunu çaldı ve "Ben beklenen Mehdi'yim," dedi. İslam dininde Kabe'nin önemi hem tarihi kökenleri hem de manevi anlamı açısından çok büyüktür. Kabe, İslam inancına göre Allah'ın yeryüzündeki ilk mabedi olarak kabul edilir ve bu özelliğiyle tüm Müslümanların ibadetlerinde yöneldikleri kıbledir. Bu kutsal yapı, İslam dünyasında birliğin, tevhid inancının ve Allah'a olan bağlılığın en önemli sembollerinden biridir. Kabe'nin tarihi, Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'e kadar uzanır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Allah'ın emriyle Kabe'nin temellerini yükselttiği belirtilir. Bu olay, insanlığın ilk dönemlerinden itibaren tevhid inancının bir merkezi olarak Kabe'nin var olduğunu gösterir. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, Kabe'yi inşa ederken Allah'tan burayı sadece kendisine ibadet edilen kutsal bir yer yapmasını dilemişlerdir. Bu dua, Kabe'nin Allah'a ibadet ve insanlığın hidayeti açısından önemini vurgular. Müslümanlar için Kabe'nin manevi değeri, günlük ibadetlerden başlayarak hayatın pek çok alanına yayılır. Namaz kılarken Müslümanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, yüzlerini Kabe'ye dönerler. Bu uygulama, Müslümanların ibadetlerinde bir yön birliğini ve Allah'a olan bağlılıklarını ifade eder. Aynı zamanda Kabe'ye yönelmek, bütün Müslümanların manevi bir merkez etrafında birleştiğini hatırlatır. Bu birlik duygusu, Müslümanlar arasında kardeşlik ve dayanışmanın da temelini oluşturur. Kabe, aynı zamanda hac ve umre ibadetlerinin de merkezidir. Müslümanlar, Allah'ın bir emri olarak Kabe'yi ziyaret eder ve etrafında tavaf yaparlar. Tavaf, Allah'a teslimiyeti ve ona yakınlaşma arzusunu simgeler. Kabe'yi tavaf eden bir Müslüman, Allah'a olan bağlılığını ve kulluğunu yeniden teyit eder. Bu ziyaret sırasında her türlü dünya malından ve statüsünden sıyrılan insanlar, sadece Allah'ın huzurunda eşit olduklarını hissederler. Hac ibadeti sırasında, Kabe'nin etrafında bir araya gelen milyonlarca Müslüman, dünya üzerindeki İslam ümmetinin birliğini ve evrenselliğini somut bir şekilde gösterir. Kabe'nin manevi değeri, aynı zamanda bir barış ve huzur mekanı olmasıyla da ilgilidir. Kur'an'da Kabe'nin etrafının emin bir bölge olduğu, burada insanların ve diğer canlıların güvende olduğu belirtilmiştir. Bu, Kabe'nin sadece ibadet edilen bir yer değil, aynı zamanda insanlığın huzur ve barış içinde bir araya geldiği bir mekan olduğunu ifade eder. Tarih boyunca Kabe, bu özelliğiyle de İslam dünyasında ayrıcalıklı bir konumda olmuştur. Kabe'nin taş ve yapı anlamında basit bir bina gibi görünmesine rağmen, ona yüklenen anlamlar çok derindir. Kabe,
Allah'ın birliğini ve büyüklüğünü simgeleyen bir yapıdır. Bu kutsal mekana bakmak bile ibadet kabul edilir. Çünkü Müslümanlar için Kâbe, Allah'ın varlığını ve kudretini hatırlatan bir semboldür. İnsanların Kâbe'yi ziyareti sırasında gösterdikleri tevazu ve teslimiyet, kulluk bilincinin en üst noktasıdır. Kâbe, aynı zamanda İslam tarihindeki pek çok önemli olayın merkezi olmuştur. Cahiliye döneminde putlarla dolu olan bu mekan, Hazreti Muhammed'in Mekke'yi fethetmesinin ardından yeniden tevhid inancının merkezi haline getirilmiştir. Hazreti Peygamber, fetih sonrası Kâbe'yi putlardan temizleyerek buranın yalnızca Allah'a ibadet edilen bir yer olduğunu vurgulamıştır. Bu olay, İslam'ın tevhid ilkesine ne kadar önem verdiğini ve Kâbe'nin bu ilkenin sembolü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sonuç olarak Kâbe, İslam dünyasında sadece bir yapı olmaktan çok daha fazlasını ifade eder. O, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını, kardeşliklerini ve birliğini temsil eder. Günlük ibadetlerden başlayarak hac ibadetine kadar Kâbe'nin her yönü Müslümanların hayatında derin bir manevi anlam taşır. Allah'a kulluğun, tevhidin, barışın ve birliğin sembolü olan Kâbe, İslam dünyasında her zaman özel bir yere sahip olmuştur ve olmaya devam edecektir.